Evet, selamünaleyküm herkes arkadaşlar. Bugün sizlere en iyi mezgit tava nasıl yapılır ve mezgit tavındaki en önemli şeyleri anlatacağız arkadaşlar. Bakın hani ben bugün el olgusu kullanacağım. Hani demek istediğim ne 100 liralık olta ne de 1000 liralık olta. Mezgit tava için hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Bugün mezgit tavanı 150 liralık olta ile bile yapabilirsiniz ama iğne önemli arkadaşlar. Gerçekten iğne önemli. Hani iğnenin önemli olduğunu Talha abi anlatsın bize. Hani yemi de anlatsın. Buyur abi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Çünkü gel böyle bir mezgit takımı tanıtacağız size. Özellikle mezgit takımını tanıtmak, bak 4 numara iğne kullanıyoruz. Siyah iğne kullanıyoruz. Niye siyah iğne kullanıyoruz? Biz benim her zaman için balıkçılık tecrübelerimde şu vardır. Siyah iğne her zaman için beyaz iğneden daha avcıdır. Şimdi özellikle bak çapraz 4 numara iğne kullanıyoruz. Özellikle niye bunu mezgitte kullanıyoruz? Mezgitte bunu en büyük kullanmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Normalde de uzun pala bak hafiften. Diğer iğnelere göre biraz daha palası uzundur. Niye uzundur? Mezgit normalde de çabuk yuttuğu için, çok yuttuğu için ağzından böyle kolay çıkarabilmemiz için. İkinci bir sefer de şöyle söyleyeyim size, mezgit avına gidenler daha iyi bilirler zaten. Peş peşe 2-3 mezgit avı yapanlar mezgitin ağzından bu iğneyi çıkardığı zaman mezgitin ağzından hafif bir şey saldılar, tükürük saldılar. O tükürük de belirli bir av yaptıktan sonra ellerinize böyle parmaklarınıza bakın. Parmaklarınıza böyle hafiften böyle bir soyulmalar olacaktır. Onun için o soyulmalara maruz kalmamamız için özellikle uzun pala kullanıyoruz ki böyle rahat çıkarabilmemiz için. Ondan da ziyade mezgit avında ne kullanacağız yem olarak? Yem olarak. Herkes en basit ne var? Tavuk göğsü diye şey yaparlar. Ufak ufaklarla. Eyvallah bak tavuk göğsü güzel bir avdır mezgit şey, yani yemdir mezgit için. Ama şu vardır. Tavuk göğsünü takarsın, indirirsin aşağı, balığı çekerken tavuk göğsü gider. Bir yemle bir balık tutarsınız. Çok nadir iki balık tutarsınız. Ama bizim size tavsiye edeceğimiz normalde Norveç uskumrusu, buzda gelen bir balık var. Onu normalde biz tavsiye ediyoruz. Niye onu tavsiye ediyoruz? Onu normalde filete kestiğiniz zaman deri kısmını alın, deri kısmını aldıktan sonra normalde o şekilde şeye takın bunu, kancaya takın bunu. Normalde onunla avlandığınız zaman bir yemle 10 balık, 15 balık tutacağınızın garantisini veriyorum. Onu kolay kolay balık alamıyor, İtalyan uskumruyu. Ondan da ziyade normalde o çok yağlı bir balık olduysa aşağı indirdiğiniz zaman onu normalde yağ salgılıyor. Yağ salgıladığı zaman da mezgitin zaten en büyük şey, yemlenme şekillerinden bir tanesi de zaten oradan hiç ayrılmaz. Bu yem oraya yağ salgıladığı sürece mezgit kolay kolay oradan ayrılmaz. Zaten bir İtalyan uskumruyu kullandığınız zaman yani buz balığını kullandığınız zaman benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Yani bugüne kadar kullanmayanlar kullandıktan sonra inanın ki çok yani teşekkür edeceklerdir bize. Güzel bir yem arkadaşlar, katil bir yem. Burada katil bir takım var arkadaşlar. Bu takımı siz de alabilirsiniz. Nereden bulabilirsiniz? Google'e 30 Salih yazarsınız. Orada da hem iletişim hem de satış sitesi. Normalde. Değil mi? İnternet direkt Yandex veya hani haritadan buraya gelebiliyorlar. Pendik 30 Salih. Bakın gördüğünüz gibi çapariler, bunların fiyatları nedir abi? Orada zaten üzerinden hepsini yazıyor. Hepsi yazıyor. 2,5 lira. 3,5 lira. Ama tabii bu bizim geçen tanıttığımız katil çapari değil mi? Evet. Ördek tüyü kırmızı iğne. Aynen. Arkadaşlar avımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İnşallah güzel bir av olacak. Herkese rast gelin. Çok deli bir av olacak. Ümitli böyle bu 4 tane iğne 4 lira olacak diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Hadi bir izleyiniz var mı? Selamlar. Başkan? Rastgele. Eyvallah. Evet, meramıza geldik. Şöyle gördüğünüz gibi yemlerimizi de takıyoruz. Yemlerimizi de tanıtalım. Başkan şimdi bu yemler ne? Bu uskumru, İtalya uskumru. Evet, donmuş uskumru. Bununla iyi balık yapıyoruz bakalım. Hadi bakalım. Salih abi de bunu demiş zaten. Güzel bir balık yapacağız. Oltamızı da dörtlü takımı ayarladık. Uzun pala arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi koyuyoruz. Buzumuzu unutmayalım. Buzu şimdi bak, şimdi buradaki taktiği de söyle bakayım. Arkadaşları da hani gelirken şimdi tek elden buz alıyoruz abi. Tamam. Şimdi mezgit biraz nazik balık olduğu için evet, kendini çabuk bırakıyor. Zaten biriniz buzlu yapın. Aha, su gitti. Buz gitti bir tanesi. Neyse denizi soğuturuz en azından. Ha, olmaz mı? Olur abisi. Ya bu adam al, bu adam al, bu adam al. Hadi başkan. Hadi bakalım. Bıktın bu adamdan. Tamam al sen. Diğer teknemiz de orada. Tamam. İnşallah güzel bir av bizi bekliyor değil mi? Evet. Hadi bakalım devam edelim.
Dur indir yandan çek başka. Şaka yapıyorum, gel gel gel. Çantada. Bak görüyor musun? Yemler gene duruyor. Evet. Bak yemler gene duruyor. Bu şeyin İtalyos kumrunun şeyi. Aman abi baba esmeyelim. Ay. Yalnız faydası. Balıklar iyiymiş ha. Balıklar gayet iyi. Bak demedim mi abi? Kafasını attık direkt. Cihaz var, her şey var. Evet başkan. Bu 50'lik mi? Gene aynı yemi gene kullan. Tamam, onu bir tutsan. Tamam, tutuyorum. Hadi biz gene devam ediyoruz. Şu parmağı bir alsak mı burada? Evet. Denizlerin Fatih Erdal Güngör. Yapıştırdık. Yapıştırdı, geliyor. Evet. Ben biraz da millete bırak ya. Hep ben olmaz böyle ya. 60. 60 mı? Ay, maşallah. Görüyor musun? Yalnız mezgitler çok iyi. Yapıştırdık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Yapıştırıyoruz. Yemler gene duruyor. Bakın yemler gene duruyor. Aynen. Arkadaşlar. Bakın aynı yemle gene tekrardan açacağım arkadaşlar. Mezgit turlarımıza katılmak istiyorsanız da aşağıda numaram var. Aşağıya numarayı yazıyorum. Bilginiz olsun. Hem burada yüzülür hem keyif yapılır. Yani mezgit güzel. Hadi bakalım devam edelim. Aa şu tura... 3 tane galiba. 3 tane değil, bir tane. Bize 3 tane lazım abi, böyle olmuyor. Aynen. Sipariş aşağıya söyle. Tamam. Tamam abi, öyle olmaz yani. Ben sana şimdi ne dedim? Çek, yoruluyoruz abi. Evet. Doğru mu? Aynen. Yani 3 tane çekersek bu iş olur. Hadi bakalım devam ediyoruz. 3 gibi, 4 gibi dedim, bir tane çektin. Vallahi ya. Abi bak ötekilerini yediriyoruz ama biz sana söyleyeyim mi? Geri salıyoruz bak ya. Bak bir de ben deneyeyim bir daha. Bir daha ben deneyeyim. Bak. 88. Hadi. D4 FD17. Sanki bu... Denizlerin Fatih Erdal Güngör. Sanki diğer videoymuş gibi oldu. Aynen bu, evet. Bu şimdi değişik söyleyelim bunu o zaman. Şu an 3 tane çekeceğiz arkadaşlar. Mezgit canavarı. 4 tane mi? Vallahi 3. Ben sana dedim abi direkt. Aynen. Üç sen bu işi biliyorsun abi. Alttaki yeme gelmemiş. Evet. Ona da gelseydi 4 çekecektim büyük ihtimal. Yani bu işin sırrı neymiş? Erdal Güngör. Erdal Güngör. Hadi bakalım. Evet başkan. Evet. Oo abi senin o mezgit de güzelmiş ha. Güzel. Bakayım abi. Görüyor musun? Bak bak yapıştırdı. Biz yapıştırdık ama. Oo. Bu? Yapıştırıyor adam, yapıştırıyor Erkan. Beni de çek, bunu bana yolla da ablamlara yollayacağım. Arkadaş bu balığı abimiz çekti yani, teyit ediyoruz. Evet. Evet. Evet şu balığın mezgitin boyutluğuna bakın arkadaşlar. Şöyle. Yapıştırıyoruz. Aynen. Evet dediğim gibi mezgit turları için aşağıya hemen reklam yapıştırayım. Aynen. En dipteki şu balık. Arkadaşlar burada yüzmek isteyen varsa yüzebilir. Tamam dolaşın. Evet. En dipte bekler, durmasını bekler. Görüyorsun. Ya Salih abiye söyleyeyim de bir 10 tane yapsın böyle. Dörtlü çekiyoruz, ayıp oluyor. Aynen. Evet, ben söyledim devam. Bugün Salih abiye. He. Diyor ki ya o yerden yükselmiyor ki diyor. Olsun. Yok balık yok. Balık çok yani. O yüzden diyorum ya. Şakasına diyorum ben. Yerden yükselmiyor diyor. Hadi bakalım devam edelim. Doğru söylüyor. Ya buradan da Salih abiye selamlar olsun yeniden. Hadi bakalım. Evet Tamer abi. Tamer abi. Yakışıklı Tamer abimiz çekiyor. Evet. Ne abi? Abi ötekileri aşağı saldıkça kaçırıyoruz. Aa. Tabii. Bir an niye kaçırmıyorum abi? Sen kaçırmadın. Ben biliyorum. Hadi bakalım. Aa. Güzel güzel. Hadi bakalım. Maşallah. Mezgite devam mı abi? Eyvallah. Evet. Bugün verimli bir av oluyor. Hayırlısı. Nasıl? Abi nokta atışı yapıyoruz direkt. Görüyorsunuz. Abimiz de çekti arkadan 2 tane. Değil mi abim? Evet. Hadi bereketli olsun. Başkanım ne yapıyorsun sen? Dolmasını bekliyorsun. Dolmasını mı bekliyorsun? Ama abi en az 3 tane tamam mı? Tamam. Hadi abi. Evet geliyor. Kaç tane? 2 tane. Tamam. 4. 2 tane. 4 tane mi? 4. 3 tane. Vay maşallah. Gene üçlü yapıştırıyoruz yine. Hadi bakalım. Adam yapıştırıyor. Abi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz değil mi? Hadi. Abi bak kusura bakma. Kusura bakma. Sen kaptandan ayarlıyorsun, bana gözü dikiyorsun.
Abimiz iki tane çekti hadi. Adam şeyde orada. Maşallah şey, maşallah. Düzüklüyormuş. Canım hayatım falan diyorum. Evet. Oradan da biri geçerken de. Ulan hemen abi, şimdi şey güzel bir fikir anlatacak. Bakalım biz. Abi. Bismillah. Üç değildir belki iki tane diyorsun. Bir tane, bir tane bile olsa şeydir be ya. Bak bir, bak bir. Damlıyor bak. Kovanın dibi. Yalnız bak, iki. Üç. Of be. Dört be. Abi var ya. Kardeşim ya yapma ya. Ya abi. Bu adamda şey tüyü var. Yapma. Ağlamışa değdi yani tamam. Aynen abi ama. Ama ne? Beğenmedin mi? Yok ağırlığından. Kardeşim dört tane, dört tane iğne var. Beş tane bekleme. Beşinci kurşun anlayamadım abi. Beşinci kurşun ona gelmez. Yok abi dört tane iğne var zaten. Dört iğneye beş tane vurmuyor muyum? Abi de takılma. Evet. Abi de bayağı iğri çekiyor. Abi yalnız. Çaktırmadan şartlar altından güneş gördüğü de aynen. Çekiyor. Sen de aynen yapma. Aynen aynen. Hiç şey yapmıyor. Profesyoneller zaten ses çıkarmaz biliyorsun. Yapmaz abi. Yapmaz. Aynen. Hadi bakalım. Sen de doldurdun kovayı başkan. Olur. Başkana biraz destek ver. Hadi bakalım. Hadi devam ediyorsun. Evet arkadaşlar şimdi tamam balıklar güzel ama şu balık ufak. Şu gördüğün. Bunu atalım. Bunu atalım değil mi abicim? Evet bunu ezmeden nasıl çıkaracağız? Şöyle. Ha. Uzun palanın faydaları arkadaşlar. Bala da zarar vermiyorsun çıkartırken. Abi ağzını yeniler. Ha. At abim. Oo mis gibi. O gider şimdi. Nerede o? Gitti bile. Oo. Şimdi büyüsün de gelsin. Ağzından yakalanma. Bak o güzel mesela. Avcı suyu. Evet. Hadi yapıştır. Evet. Devam ediyorsun. Evet yapıştır. Sağlam yapıştırdık. Sağlam mı? Yok. Tersten yok ama yürü 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 abi. Güzel. Güzel. Yani hep böyle olsa var ya mükemmel olacak ha. Ne olsun. Yani. O zaman böyle olsa. Bak 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 bak. Yemeğe kıyamazsın sana. Yok be. En etkili yemlerden biri arkadaşlar. Ufkum mu? Yani. Başkan ne oldu? Dörtten sonra? Bekliyoruz bir dörtlü daha. Ha bekle. Dörtten aşağı çekmiyor adam bak. Çıtayı yükselttin abi. Şey yap beş çek. Olmaz mı? Deneceğiz abi. Yani onda fır... Şey yap ne yap biliyor musun? Fır... Dört tane iğnen var senin değil mi? Evet abi. Bir tanesine kurşuna bağlı. Eti belki boğazına takılır öyle gelir. Olabilir, olmaz mı? Bir daha biraz hızlı çek. Boğazından misine girsin içeri. Öbür iğneye başla kalır. Hadi bakalım orada. Devam edelim. Bir gün aslında deneyeceğim bakalım. Ya da bir tanesine iki tane. Çekiyorum abi. Ben öyle beşten de deneyeceğim yine. Hadi. Eve yatmaya gittim. Senin olta mı hassas abi? Sanki böyle gören de beş tane çekiyor zannedecek. Geliyor. Oo iki yan tane. Yan. İki tane geldi ama yan geldi. Yan ne oldu? Abi. Yapıştırdı. Saktı. Sen ben de abi, mi aldın? Bir tane o da yapıştırdı. Hadi. Sen de başkan? Sen ne yaptın abi? Sen de yap. Dolmasını bekledim. Dolmasını mı bekledin? Tamam bekle hadi bak. Bilmiyor ki çekiyorum ama. Allah Allah. Balık gözükmüyor. Balık suyun dibinde abi. Abi. Balık suda abi nasıl gözüksün? Ben de göremiyorum şu an. Çekeceksin ki göreyim. Evet geliyor mu? Hadi oradan da geliyor. Çekiyorsun bak. İki tane geliyor bak. Hadi oradan da geliyor. Bak abi üç tane yapıştırmışsın. Hani hani hani. Ooo üç tane de buraya. Hadi bakalım abiler. Üçer 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 üçer. Ne oldu abi? Gördün mü? Güzel oldu abi. Güzel oldu değil mi? Üç tane. Üç tane hadi. Geniş rekorlar kitabına giriyoruz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Coştuk. Yeter bu kadar coşku vallahi devam. Aynen. Aa yapıştırdı geldi. Taktik maktik yok bam bam bam. 3 tane. 3 tane. Başkan bir 4 tane çek ya. Ortadakini alamadım ya. Orta. Bunun yemi kötü galiba. Bakayım. Abi onun iskeleti kalmış sen. Ya onu işte değiştir ve. Evet. Yemi bir daha söylüyoruz arkadaşlar. İtal uskumru. Çok güzel bir yem. Yem bozulmuyor fazla. Bakın yem. Hani fazla bir yem harcamadık biz. Yok, çok güzel balık aldık yani şöyle gösterelim. Bakın çok da güzel balık. Mis gibi. Hadi bakalım. Ve tekne turlarımıza da katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa aşağıda gene numaramız var. Tekne turlarına aynı şekilde hızla devam. Turlarımıza çay kahve ikramı. Şey gibi oldu uçakta hani şey yapıyorlar ya abi. Havaya su. Anons yapıyorlar ya, kemeri takın, bilmem ne yapın. Sağ çıkış ve sol çıkıştan. Hadi bakalım, devam edelim. Başkan, abi bir takoz çektin ama ha. Şöyle göster tamam. Bakayım. Oo, maşallah, maşallah. Harbi mükemmel. Helal olsun, tebrikler. Yani bu balık, bu balık tam istediğimiz boy. İstediğimiz limit. Aynen. Hadi devam edelim. Balık bile düşüyormuş, ne yaptı oraya. Ama iyi girmiş ona. Evet, balıklar irileşti arkadaşlar.
Abi. Adam poz veriyor sana, photoshopluk. Oo harbi güzel ama abi, photoshopluk olduk yani abi. Güzel oldu. Şimdi abi şöyle bir şey var, daha dünden beri uyuyordum camış gibi. Estağfurullah, sözünü tekrarla. Ya abi uyku, yüzdüm ya. Uyku bastırdı. Sabah kahvaltı da yapmadım. Ama bak herkes şahit, bir şey yapmadım ben. Ama gerçekten güzel yemi de bitirmişsin abi. Ama çok güzel balık avı yapmışsınız. Yani güzel oldu ya. Baksana. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle. Kova'yı görüyorsunuz. Kova'yı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Lafın bittiği yer diyorsun ha? Lafın bittiği yer. Mükemmel. Boylar gayet iyi arkadaşlar. Bunu var ya, mısır unuyla yapacaksınız arkadaşlar. Bunun bir ara yapılışını da özellikle video olarak çekeceğim. Mezgit avı nasıl, yani mezgit nasıl pişirilir? Onu ver. Yani çok gerçekten çok önemli. Çok bu mezgit önemli, var ya. Aslında İsavit'ten daha lezzetli. Tabii daha cidden lezzetli bak, ama, tabii. Çok lezzetli. Ben lezzeti var ya. Bunun bir mısır unuyla yapacaksın, yapan biri lokum gibi et, lokum gibi oluyor. Pişim lokum gibi. Yani. Evet. Lokum gibi. Fazla pişirdin mi de tavaya yapışır. Evet. Bir yandan da balık geliyor. Bir şeyle. Hala devam ediyor balık. Aynen. Ha biz balığa devam edelim. Ben bu arada videoyu da ufak ufak sonlandırayım. Sen beni tutsana be. Şöyle çek bakayım. Devam ediyor. Kayıtta şu anda. Çek bana doğru, beni göster. Şimdi arkadaşlar videoyu izlediğiniz için özellikle teşekkür ederim. Balık avı devam ediyor. Tutuyoruz. Gerçekten güzel balık çekiyoruz. Bakın şu abi de gene çekiyor. İnşallah ablalarımız hep böyle olur. Turlarımıza gelmek isteyen şöyle düz tutsan abi. Ha. Turlarımıza gelmek isteyen hobidaşlarımızı bekleriz her zaman. Teknemizde çay ikramı falan oluyor. Biraz geç olsa da oluyor yani. Değil mi başka? Ondan sonra bugün dediğimiz gibi yemi nasıl faydasını gördük. Gördünüz kovada. Gerçekten güzel bir balık aldı. İnşallah tüm hobidaşlarımıza böyle bir av nasip olur. Sen ilk defa geldin değil mi başkan? Evet abi. Yani 2 kiloya yakın mezgit tuttuk abi. Yani ilk defa gelen hobidaşımız bile balık tutabildi. Hani bir iki tekniklerle, ufak ufak teknikleri gösterdik. Ufak dokunuşlarla. Yani ufak yani dokunuşlarla gerçekten güzel balık aldı o da. Yani keyifli bir avcılık. Meramız Pendik'te. Bu Tuzla tarafında. Tersane. Ney? İbrun'un yeri. Tersane. Tersane'nin olduğu açıklardayız. Görehan'ın olduğu. Aynen. Güzel bir av oldu. Herkese rast gelsin. Abone olmayı unutmayalım. Evet, çekti gene abimiz. Devamlı balık var arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Ben yoruldum ya, biraz devam etse olsun.